Alçınkaya'yı kocaman alkışlarımıza davet ediyoruz. Şefim buyurunuz lütfen. Merhabalar, merhabalar efendim. Öncelikle biraz şehir ve yemek kültürünü konuşacağız. Daha sonra da sizden bol bol sorular alacağız. Ve böylelikle programımız devam edecek. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda diyeyim. Özellikle şehirlerdeki kadın kooperatiflerinin ve şehirlerdeki ürünlerin ticari hale gelmesi ve şehir dışından ciddi anlamda turist çekebilmesiyle hem şehre ekonomik bir katkı hem de insanlara istihdam yaratıyor. Tabii ürün üzerinden gitmek gerekiyor. Yani yaptığınız ürünlerle yemek yapılacak. Bu yemekler tanıtılacak, başkaları yapacak ve buradan da ürünlerin şehir dışına satılmasıyla birlikte şehre ciddi bir gelir elde etmek. Aslında ülke politikaları da böyledir. Tabii burada son dönemde üstünde en çok durduğumuz şey yerelde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve bu kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu ürünlerin tanıtılması. Maalesef evlerde artık yemek yapılmıyor. Yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bizim bir yemek hafızamız var ve bu yemek hafızamız maalesef büyüklerimizde yani yaşlılarımızın elinde. Şimdi bu yaşlıların çoğu artık maalesef gençler büyüklerle birlikte yaşamak istemediklerinden dolayı evdeki gençler yemek tariflerini bilmiyorlar. Yani şu anda tabii bunu altını çizerek söylüyorum ve sanki paket servise karşıymış gibi lütfen algılanmasın ama şöyle bir durum var. Ve maalesef sıkıştığımız yerde dışarıdan yemek söylüyoruz ve evde yemek yapmıyoruz. Yani bunu bu bölge çok ilginç bir bölge. Yani burada bir kere çok farklı kültürlerden insanların yaşaması Kocaeli mutfağını zenginleştiriyor. İl bazında da öyle. Biz tutup sadece ve sadece pişmaniyeyle geçiştiremeyiz. Yani pişmaniyeyle de ilgili bir anım var, onu da anlatacağım. Gerçekten dünyanın en büyük şeflerinden bir tanesinin buradan pişmaniye sipariş ettiğini Katar'da çalışırken gözümle gördüm. Yani dünyanın en önemli adamlarından bir tanesinin İzmit pişmaniyesine haberi var. Tabii Isparta gülünü de aynı adam bizden istemişti. Dolayısıyla aslında birçok şeyden herkesin haberi var. Ama bunların ön plana çıkması gerekiyor ve unutulmaması gerekiyor. Şimdi Kocaeli sadece ve sadece pişmaniyeyle anılmamalı. Çünkü yanında ciddi bir deniz var ve buradaki deniz ürünleri var. Bu çok yerelde kullanılmasa da işte ayvası var, bal kabağı var, birçok ürünü var. Ve burası zamanında Osmanlı döneminde de sarayın bahçesi niteliğinde bir yer. Yani özellikle bu bölgeden işte ayvası, bal kabağı, işte otları, deniz mahsulleriyle ilgili ciddi anlamda malzemenin çekildiği bir yer. Dolayısıyla yani eğer gastronomiyle ilgili bir gastronomi şehri yaratılacaksa ve bununla ilgili bir çalışma yapılacaksa Kocaeli bunu çoktan hak eden illerimiz arasında biri. Yani bunu ben laf olsun diye söylemiyorum. Satın alıcılar tarafından alınması bu ülke ekonomisine nasıl katkı sağlıyor? Ulaşabiliyoruz. Yani hala otobüs bagajında gelen bir malzeme var. Kalkınmasına neden oluyor. Tabii burada son dönemde üstünde en çok durduğumuz şey yerelde kadın kooperatif.